Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda iyonik bağı inceleyeceğiz. İyonik bağın nasıl oluştuğunu, iyonik bağlı bileşiklerin Lewis nokta yapısını ve iyonik bağın özelliklerinden bahsedeceğiz. İlk olarak güçlü etkileşimleri bir hatırlayalım. Neydi güçlü etkileşimler? Aynı tür veya farklı tür atomları bir arada tutan güçlü etkileşimlerdir. Kararlı yapıda tanecikler oluşur. Bu etkileşimlerin oluşumunda atomlar elektron dizilimlerini oktete veya dublete ulaştırmaya çalışırlar. Yani soygaz elektron dizilimine benzemeye çalışırlar. Biz güçlü etkileşimleri 3 ana başlıkta inceleyecektik. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere. İşte ilk inceleyeceğimiz etkileşimimiz iyonik bağ olacak. İyonik bağ nedir? Metal atomları ile ametal atomları arasında Elektron alışverişiyle oluşan elektrostatik çekim kuvvetine iyonik bağ diyeceğiz gençler. Burada metal atomları elektron vererek katyon durumuna, ametal atom atomları ise elektron alarak anyon durumuna geçeceklerdir. Hemen bir örnekle inceleyecek olursak berilyum 2 2 katman elektron dizilimine sahip bir metaldir. Berilyumun Lewis nokta yapısı son yörüngesindeki elektronu yazacak olursak gençler değerlik elektronları bu şekildedir. Oksijen ise 2 6 katman elektron dizilimine sahip bir ametaldir. Yazalım Lewis nokta yapısını 1 2 3 4 5 ve 6. Eee berilyuma baktığımızda berilyum şu değerlik elektronlarını vererek katyon durumuna geçecektir. Oksijen ise İki elektron alarak anyon durumuna geçecektir. İşte bu elektron alışverişi esnasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti iyonik bağın oluşmasını sağlayacaktır gençler. Şimdi gençler sodyum ve klor atomları arasında iyonik bağın nasıl oluştuğunu bir inceleyelim. Ne demiştik? Metaller son yörüngelerindeki değerlik elektronlarını verecek. A metaller ise son yörüngesini 8'e e tamamlayarak e, tamamlamak için elektron alarak anyona dönüşeceklerdi. Hemen yazalım sodyumun katman elektron dizilimine. 2, 8, 1 klorunkini yazalım. 2, 8, 7 Sodyum son yörüngesindeki değerlik elektronunu verecek. Klor ise son yörüngesini 8'e tamamlamak için bu elektronu alacaktır gençler. Sodyum Lewis nokta yapısı şu şekilde. Klorun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sodyum bir elektronunu klora verecek. Bu şekilde pozitif yüklü katyona dönüşecektir. Klor ise bu elektronu alarak negatif yüklü bir anyona dönüşecektir gençler. Bunu şekil üzerinde gösterecek olursak sodyum atomunun şeklini görüyorsunuz. Klor atomu bu şekilde. Sodyum atomu son yörüngesindeki elektronu klor atomuna verecek. Bu şekilde sodyum son yörüngesini 8'e tamamlayarak oktete ulaşacak. Ne demiştik? Şu şekilde pozitif yüklü bir katyon haline gelecek. Klor da bir elektron alarak negatif yüklü anyon haline gelecektir gençler. Sodyum ve klor atomları arasında oluşan bileşiğimizi biz bu şekilde ifade edeceğiz. Reaksiyon olarak gösterecek olursak şöyle yazalım. Sodyum artı klor şu şekildeydi gençler. Sodyum bir elektronunu veriyor ve sodyum ile klor arasında oluşan bileşiğin Lewis nokta yapısını biz bu şekilde gösteriyoruz. İşte burada oluşan sodyum klorür bileşiğimiz bizim iyonik yapılı bir bileşiktir. Elektron alışverişi ile oluşmuştur. Bir örnekle konumuza devam edelim gençler. Kalsiyum ile oksijen arasında oluşan kalsiyum oksit bileşiğinin yapısını inceleyelim. Hemen kalsiyumun katman elektron dizilimini yazalım. 2 8 8 2 Son yörüngesinde 2 elektronu var. Lewis nokta yapısı 1, 2, 1 metaldir. Oksijenin ise 2, 6. Son yörüngesinde 6 elektronu var gençler. Bir ametaldir. Her iki atom arasında bileşik oluşurken kalsiyum elektronlarını vererek kendini oktete tamamlayacak. Oksijen de kalsiyumdan aldığı iki elektronla Kendini o tamamlayacaktır. O halde şöyle yazacak olursak gençler. Gösterimimizi. Kalsiyum 2 elektronunu şöyle veriyor. Ve bizim oluşan bileşimi Hatırlayalım. Metaller e, yani 2 elektron verdiklerinde katyon haline dönüşüyorlardı. Son yörüngelerinde elektron kalmadığı için onları köşeli parantez içerisinde almıyorduk. A metallerin ise son yörüngelerinde elektron olduğu için. Köşeli parantez içinde gösteriyorduk ve aldıkları elektron değerini de bu şekilde yazıyorduk. Oluşan bileşiğimizin Lewis nokta yapısı bu şekilde olacaktır. Bakalım magnezyumla flor arasında oluşan bileşin Lewis nokta yapısı nasıl olacak? Hemen katman elektron dizilimini yazıyorum magnezyumun 2 8 2. Lewis nokta yapısı magnezyumun son yörüngesinde 2 elektron var. 1 2. Floru yazıyorum. 2, 7. Florun son yörüngesinde 7 elektron var. Şu şekilde gençler. Ee, iki atomumuz arasında bileşik oluşurken magnezyum 2 elektron verecek. Flor ise 1 elektron alacaktır. E, bu durumda magnezyumun 1 flora daha ihtiyacı olacaktır. Çünkü bir tanesini buna verdiği zaman gençler bir tane daha verecek değerlik elektronuna var. O halde bir flora daha ihtiyacımız var bizim. Şöyle yazalım. Ee, şöyle evet magnezyumu ortada gösteriyoruz. İki değerlik elektronu var. Birini bu flora verecek. Diğerini de diğer flor atomuna verecektir gençler. O halde bizim oluşan bileşimizin Lewis nokta yapısı hemen anyonumuzu köşeli parantezimizde aldık. Bir elektron aldı. Magnezyum 2 elektron verdi diğer flor atomumuzda. 1 elektron alarak son yörüngesini 8'e tamamladı. Bu şekilde oluşan bileşiğimiz magnezyum florürdür. İyonik yapılı bir bileşiğimizdir. Bileşiğimizin Lewis nokta yapısı bu şekilde gösterilir. Evet, geldik iyonik bileşiklerin kristal yapısına. Anyon ve katyonların elektrostatik çekim kuvveti ile düzgün birbirini saran üç boyutlu yapıda istiflenmeleri sonucu iyonik kristal yapı oluşur. Şu şekilde de görüyorsunuz gençler. Ee, burada sodyum ve klorür örneğini vermişiz. Birbirlerini saran bir, çok sıkı bir şekilde istiflenmiş bir yapı görüyorsunuz burada gençler. Bu kristal yapıda her iyon belli sayıda zıt iyon tarafından çekiliyor. Sodyum klorere baktığımız zaman bir sodyum iyonu 6 tane klor iyonu tarafından bir klor iyonu 6 tane sodyum iyonu tarafından çekilir. Ve iyonik yapıda tekrarlayan bu birime biz birim hücre diyoruz. Evet iyonik bileşiklerin özelliklerini inceleyelim şimdi de. İyonik bileşikler gençler oda şartlarında katı halde bulunurlar sert ve kırılgandırlar, saf maddelerdir. Katı halde elektrik akımını iletmezler ancak sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Bunun nedeni e, iyonik bileşikler suda iyonlaşarak çözünürler. i̇yonlaştıkları zaman iyonlar hareketli olduklarından dolayı elektrik akımını iletebilirler. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. En küçük yapı birimleri Molekül değildir gençler, burası önemli bir ayrıntıdır. Ee, ne dedik biz, iyonik yapıda tekrarlayan yapı birimine birim hücre diyorduk. Burada iyonik yapılı bileşiklerin en küçük yapı birimi molekül değil, birim hücreler olacaktır. Bu önemli bir ayrıntıdır. Evet, bu soru çözümleriyle konumuzu biraz pekiştirelim. Ee, sorumuza bakalım. Kükürt atomu aşağıdaki atomlardan hangisiyle iyonik yapılı bileşik oluşturur? deniliyor. Öncelikle kükürtün hemen katman elektron dizilimini bir çizelim. 2, 8, 6. Kükürt 3. periyot 6A grubu elementidir. Yani bir ametaldir. metaldir. İyonik yapılı bir bileşik oluşturabilmesi için metal ile e, metal ile bileşik yap, yapması gerekir gençler. Biliyorsunuz iyonik bileşiklerde metal A metaller arasında elektron alışverişi oluyordu. Bakalım hemen flora flor 2 7 7 A grubu yani bir ametaldir. Klora bakalım 2 8 7 bu da 7 A grubu elementidir ametaldir. Helyum zaten bir soy gazdır. Bileşik oluşturmaz. 2, 8, 1 ile sodyum bir metaldir aradığımız elementimiz. karbona baktığımızda 2, 4 ile bir ametaldir gençler. O halde kükürt sodyum ile iyonik yapılı bir bileşik oluşturacaktır. Diğer sorumuza bakalım. X elementi ikinci periyot 2A iki grubu, Y elementi üçüncü periyot 7A grubu elementidir. X ile Y arasında oluşan bileşik ile ilgili o da koşullarında katıdır. Elektrik akımına iletir en küçük yapı birim moleküldür. Yargıladığın hangileri doğrudur? Öncelikle, öncelikle X atomumuzda bir bakalım gençler. İkinci periyot dediğine göre iki katmanı var. 2 A grubu dediğine göre son yörüngesinde iki elektronu vardır. Demek ki ilk yörüngesinde iki vardır. Bu atomumuz bizim bir metaldir. 2 A grubunda yer aldığı için. Y'ye baktığımızda 3 üç katmanı 3. periyot dediği için son yörüngesinde 7 elektronu vardır. Demek ki 7A grubunda yer aldığına göre ametaldir. Metal, ametal atomları arasında iyonik yapılı bileşikler oluşur gençler. İyonik yapılı bileşiklerin özelliklerini hatırlayalım. Oda koşullarında katıdır. Evet. Elektrik akımını iletir. Katı halde elektrik akımını iletmiyorlardı. Ancak sulu çözeltileri iletirdi. O nedenle ikinci şıkkımız yanlıştır en küçük yapı çünkü burada gençler hani şöyle bir ayrıntı vermesi gerekiyordu sulu çözeltisi demesi lazımdı başta o nedenle yanlış dedik en küçük yapı birimi moleküldür iyonik yapılabileşiklerde bileşiklerde en küçük yapı birimi neydi gençler birim hücreydi o halde 3. şıkkımız da yanlıştır doğru olan şıkkımız yalnız birdir cevap şıklarına baktığımda A olduğunu görüyorum evet, bir sonraki sorumuza geçelim bir sonraki sorumuzda Lewis yapısı bu şekilde olan X iyonunun 3. periyot elementi olduğu biliniyor. Buna göre X atomunun değerlik elektron sayısı kaçtır? Katman elektron dizilimi nasıldır? denilmiş. Şimdi bize Lewis e, nokta yapısı verilmiş. Şu şekilde 2 tane elektron alarak bu hale gelmiş demek ki bir anyon. 2 elektronu biz geri verdiğimizde gençler şöyle çıkartalım dışarıyı nötr halini elde etmiş olacağız. Yani X atomumuzun nötr hali Lewis nokta yapısı o zaman şu şekilde olacaktır. Yani değerlik elektron sayısı 1 2 3 4 5 6 olacaktır. 3. periyot elementi dediğine göre 3 katmanı vardır gençler. Ee, son katmanında e, 2 4 e, şu 1'di çocuklar pardon. 1 2 3 4 5 6 elektron vardı. Bir önceki katmanında 8 2. Demek ki katman elektron dizilimi bu şekildedir. Değerlik elektron sayısı da 6'dır. Cevap şıklarına baktığımda gençler A şıkkının benim aradığım cevap şıkkı olduğunu görüyorum. Ve doğru cevabı işaretliyorum. Bir sonraki videomuzda iyonik yapılı bileşiklerin formüllerinin yazılması ve okunmasını inceleyeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, mutlu kalın, sağlıklı kalın, iyi çalışmalar diliyorum hepinize.